Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar hepinize. Kanalıma, evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle begonya çoğaltımını anlatacağım arkadaşlar. Nasıl çelikten nasıl çoğalttığımı göstereceğim inşallah. Böyle elimde bir yavru ağzı pembe, sarı, karışık böyle bir begonyam var. Katlı gül begonyam, yumrulu begonyam. Şimdi sizlerle beraber bir çelik alıp begonyamdan böyle hazırladığım üretim saksısına dikeceğim. Hem yedeklemiş olacağım eğer begonyama bir şey olursa diye, hem de çoğaltmış olacağım arkadaşlar. Şöyle bakın ne kadar güzel çiçekleri, çok güzel bir rengi var maşallah. Her taraftan pıtır pıtır çiçek açıyor. Bir taraftan açıyor, bir taraftan soluyor. Bakın. Şuraları hep tomurcuk. Yeni filizler veriyor, yeni sürgünler veriyor sürekli. Aralardan çoğalıyor, gelişiyor maşallah yerinde. Güzel sevdi. Bakın şuradan yine böyle küçük tomurcuklar geliyor. Arkadaşlar begonyamız, gül begonyalar biraz hassas, biraz nazlı çiçeklerimizden. O yüzden direkt güneş ışığına çıkarmamamız gerekiyor. Gölgeye ama bol ışık alan bir yerde konumlandırırsak ve toprağını sürekli nemli tutarsak, yani kurumasına müsaade etmezsek gayet güzel gelişip büyüyor arkadaşlar. Katmerli gül begonyamız. Şimdi bakın görüyorsunuz buralarda filizler oluşmuş. Arkadaşlar bakın. Şöyle size göstereyim, göstermeye çalışayım. Filizler, sürgünler var hep buralarda. Şimdi bunlardan bir tane kıracağım. Bakın. Şöyle göstereyim. Bunlardan bir tane kıracağım. Mümkün çiçeksiz olan bir filizi kırmamız gerekir. Ya da çiçek varsa üzerinde çiçeklerin tomurcuklarını almamız gerekir ki daha çabuk köklensin. Gücünü çiçeğe, tomurcuğa harcamasın arkadaşlar. Şimdi hemen buradan bir tane ben filiz ayırmak istiyorum. Şöyle şunu ayıracağım. Hepsinde de filiz var zaten arkadaşlar. Filiz diyorum. Çiçek, tomurcuk var. Bu yüzden tekerle zor oldu. Ben bunu buradan kırayım. Sizlere göstereceğim tekrar. Evet arkadaşlar. Bakın. Buradan açıldı zaten yeri. Böyle bir filiz kestim. Şöyle göstereyim size. Çiçek tomurcuklarında aldım, üstünden koparttım. Söylediğim gibi gücü ona gitmesin. Çiçeklerine, tomurcuklarına gitmesin. Çiçek açmak için harcamasın gücünü. Kök yapmak için harcasın. Bunu isterseniz arkadaşlar suda bekletip köklendirebilirsiniz. Ya da direkt toprağınıza ekebilirsiniz arkadaşlar. Toprağımda bildiğiniz her zaman kullandığım bahçe toprağım. İçinde yanmış ahır gübresi var. Biraz üzerine çay posası döktüm. Genelde döküyorum arkadaşlar ben çiçeklerimin diplerine böyle çay posasını. Onun da gübre olduğunu düşünüyorum. Faydası olduğunu düşünüyorum çiçeklere. Şöyle arkadaşlar hemen yer açtık. Çiçeğimiz için. Ama olmadı. Biraz daha yapayım şöyle kaşığımla. Hemen kapandı yeri. Hemen şöyle yerleştiriyoruz. Ve dibinin toprağını bastırıyoruz iyice arkadaşlar ki çok fazla hava almasın. Hemen tutsun, köklensin.
Böyle güzelce saksımıza diktik. Can suyumuzu da verelim. Can suyumuzu da verelim arkadaşlar hemen. Zaten toprağım nemli, hafif nemlendirmiştim. Böyle can suyumuzu da verdik. Şimdi arkadaşlar bu begonyamızın saksısını gölge bir yere koyuyoruz ve kurumasına müsaade etmiyoruz. Çünkü nemli toprakta daha iyi köklenecektir begonyamız. O yüzden dibine bakıp toprağını kontrol ederek nemli kalmasını ve bir an önce köklenmesine yardımcı oluyoruz. Köklenmesini sağlıyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşacağım inşallah. İnşallah böyle büyüyüp çiçeklendiğinde görürüm. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.